Tekno Seyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Burak Gamsız, yanımda Yasu karşımda her zaman olduğu gibi Levent Bekçan var. Nasılsın Levent abi? Merhabalar, e, iyilik seni sormalı. Ben de iyiyim, hayattayım yine bu haftada. ikinci ayımızı doldurduk. Evet. Evet. evet böyle devam ediyoruz. İki ay olmamıştır ya biz oldu, iki oldu ay abi. olmadı bizde. Bence oldu abi çünkü. Evet, siz... Ben on, <laughs> 17 Mart'ta ben hastaneye gitmiştim randevum vardı onu hatırlıyorum hani net olarak. O hafta millet başlamıştı evlere çekilmeye. Ben işte oradan hatırlıyorum bir randevum vardı önceden alınmış gitmiştim. O, o cumada zannedersem ilk evden yayını yaptık. Herhalde işte 19 Mart falan oluyor ya ben karantina bence muhabbetlerinden sayıyorum abi sekiz olduğu için <laughs> Allah ne bileyim kaç ne artık şeyi kaçırdık ee, saymayı kaçırdık evet de devam ama hani böyle ufukta da bizim 60. açımızdan değişen bir şey yok ee, bazı açılardan daha bile iyi oldu sayılabilir daha çok yayın yapılıyor daha çok da izleme de arttı evet. dolayısıyla bizim açımızdan kötü değil. Biz ev işimizi bu şekilde devam ettirebildiğimiz için. Aynen. Biz e, farklı dinamiklere sahibiz ama tabii dükkanı açması gereken e, adam e, çok zor da. E, yiyecek içecek mekanları servis dışarı servisi olmayanlar. Öyle zor öyle. da. Aynen öyle. E, berber zaten bu işin sembolü gibi oldu. Bu sürecin sembolü gibi oldu. Berberler pazartesi açılacakmış ama bilmiyorum kim gider. Gider mi Sen bir gider misin? Kişi Gider de ben gitmem. Ben de gitmem. Zaten kalabalık olur. Geçen gün de konuşmuştuk Murat. Hani 50 kişi yığılır önüne. O kalabalıkta zaten normalde de gitmem. Bir de hastalık durumu var. Sonuçta hastalık çözülmüş mözülmüş kalkmış ortadan Tabii. değil. Tabii. Dolayısıyla ben bir 15 gün rahat. Yani ben Haziran'da giderim artık. Hiç acelem yok. Hı hı. Bence de abi, bence acelem de. yok. Artı zaten bak Çünkü... şeyi izledin mi bilmiyorum. O berberlerin açılmasının bazı şartları var yerine getirmeleri gereken. Öyle şartlar evet. var ki ben bunu yapmam diyecek berber vardır yani ben sana söyleyeyim. Tabii ki tabii ki o iş sıkıntılı yani biraz zor bir şey. Benim acelem yok. Ben sakalı hafta sonu kendim bine tıraş edeceğim. Daha önce de yapıyoruz zaten hiç yapmadığımız şey değil biraz uyduruk oluyor kez biraz kanlı oluyor mutlaka bir kaza oluyor ama o kadar olacak saç artık idare ediyor hani saç e, rahatsız ediyor ama idare hmm. ediyor e, çok acelem yok e, ama hani tabii kalabalık olacaktır açıldığında evet evet bence de. E, Bilemiyorum hani. Ama biz teknoseyir özelinde bu düzeni devam ettiriyoruz şu anda. Daha hani biz geri yani dönmüyoruz Yani biz zaten Mayıs şey yapmıştık hani. Silmiştik Mayıs'ı. Zaten aslına bakarsan işte devlet başkanı da biliyorsun bir bayram bayramdan sonra falan demişti. Evet. Sonra o unutuldu geçen hafta. Hani pazartesi işte 11 Mayıs berberler falan AVM'ler dendi. Hadi biz zaten o Bayramdan sonra hayırlı haber falan e, sözlerini duyunca şeyi hazırlanmıştık hani Ramazan evde geçecek ona hazırlanmıştık. Evet. Değiştirmiyoruz biz şimdilik hani o şeyi olağanüstü bir daha olağanüstü bir şey olmadıkça değiştirmiyoruz. E, şeye de inanmıyorum zaten hani bu 11 Mayıs işinin de gayet acele olduğunu evet. düşünüyorum. Aynı fikirdeyim. Ama bile bu şimdi bütün dünyada bu kriz yaşanıyor. Amerika'da da ben Reddit'ten takip ediyorum. Bir sürü haberi, ee, devlet açmaya çalışıyor şeyi, her şeyi, ee, uzmanlar çırpınıyor erken diye. Ama işte çünkü sonuçta olayın bir ekonomik boyutu baş gösterdi. Öyle. öyle. Ee, bütün kararlarda... şu anda o ekonomik baskıyla alınıyor. Ee, öyle bir durum var. Aynen öyle. Evet, e, gündeme ufaktan geçelim... Bu arada. E, evet fark ettiler tabii hemen. Yeni bir sponsorumuz var. Şimdi e, evet. biz defa e, devam ediyoruz zaten. E, üstüne biz hani yayınları iyileştirelim diye Levent abiyle özellikle kamera tarafında Logitech'ten Brio'yu e, sponsor almıştık. Logitech Brio kamerayı evet. kullanıyoruz. Şu ama, anda görüntü evet. ondan gidiyor ama ADSL'in dar boğazından <laughs> geçerek gidiyor. O evet. yüzden kamera... E, 10 bin liralık da olsa 500 bin etmiyor. liralık da olsa fark etmiyor. Görüntü ADSL'in iğne deliğinden geçip sizlere ulaşıyor. Evet, ve son olarak. onun da çalışıyoruz. Onun, onun da, da çalış, onu da çözmek için çalışıyoruz. Evet, uğraşıyoruz öyle e, onun da gelişmelerini paylaşırız. E, evet. Son sponsorumuz şu anda İtopya. Etiyopya Evet, Com sağ olsunlar. E, onlar da bizim sektörde zaten herkesin bildiği bir marka. Biz daha önce bilgisayarlarını da incelemiştik onların yaptıkları. Evet. E, evet. Gündemin sponsoru oldular. Onlara da teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Şimdi biz geçtiğimiz haftalarda da biraz çıtlatmıştık. İşin işin modeli değişiyor. Evet. Artık bu yayınlar falan hani kabul gördü. Hatta hani standart gibi oldu, oturdu. Dolayısıyla firmaların da bir ilgisi, merakı var. Evet. Hani şu yaşadığımız yeni ortamda ıı, firmalar tutup da işte web sitesine banner verelim falan demiyor tabii haklı. Hani o da değişti. Onların da iş yapma şekli değişti. Tanıtım, pazarlama şekli değişti. Firmalar bize biz bu yayınlara başladığımızdan beri şey soruyorlar. Hani biz buna nasıl entegre oluruz? Hı -hı. Nasıl yer alırız? Soruyorlar. Hı -hı. Dolayısıyla evet hani olacak. Sonuçta bizim de sürdürebilmek için operasyonumuzu sonuçta teknoseyirin ofisi de Ziyaret edilmese de e, hala duruyor. Kirası, aidatı, osu busu her türlü vergisi teknoseyir evet. operasyonu sürüyor. E, dolayısıyla biz de e, işbirliklerine, partnerliklere devam Aynen. etmek zorundayız. Evet ama e, en büyük tabii destekçimiz Herzimaki gibi izleyicilerimiz. E, tabii ki. Onu da hatırlatayım gelir gelmişken katıldan bize destek olabilirsiniz. Hemen evet. ekranınızın altındaki katıl butonu yoksa da yapacak bir şey yok. Ee, bazı ülkelerde e, yok katıl, o yüzden yapamıyorsunuz. Evet, bazı ülkelerde yok. Ee, ee, onun bazı dışında arkadaşlar mesaj atıyor. Ee, evet. Onların bulunduğu ülkede daha hayata geçmemiş. Geçmedi. Sağlık olsun. Henüz yapacak bir şey yok. Evet. E, ha bir de Apple'cılar tarayıcıdan katılabilirler. E, mobiller mobil tarafta çıkmıyormuş. E, onu da not olarak belirteyim e, ve. E, Abi Mesut başıma bir iş açtı da onu bir temizlemem lazım şimdi bugün bir video yaptı sağ olsun Mesut Çevik ee, evet, youtuberlara vergi diye ee, şimdi herkes bana onu soruyor da chatten abi vergi gelmiş yeni vergi gelmiş diye ee, yeni vergi vardı, yok arkadaşlar zaten. vergi hep vardı her vardı, zaman vardı zaten. Evet, e, yeni bir vergi yok. Mesut sadece şeyi toparlamış. Yani bir YouTuber ne vergisi veriyor videosunu yapmış. Zaten içeriğine girerseniz de onu görüyorsunuz. Evet. Ama yeni vergi yok. Hep vardı. Dolayısıyla hani şey de kendinizi de rahatlatmayın Ya şimdi gelmiş zaten biz eskiden ödemiyorduk. Öyle değil. E, e, eğer bir YouTube kazancınız bugüne kadar vardıysa onun vergisini ödemeye mecburdunuz. Yüksek oranlar. Evet. Tamam, o ayrı konu. Ama e, düzenli gelir diye bir şey vardı bizim devlette ve gelir düzenliyse miktarına bakmazlar. Vergi mükellefisiniz. Evet. O yüzden e, yeni gelen bir şey yok. Zaten mükellefsiniz. Evet. Bu. Şunu da söyleyeyim. Hani e, ya işte şey. Ra, radara takılana kadar ödemeyim. Takılınca He. öderim. Yaparsınız. Fakat radara takılınca eskisini de istiyor devlet. Evet. Hani e, Temmuz 2020 Tarihinde radara takılırsanız, ondan sonra öderim olmuyor. Temmuz 2020'de takılırsanız, hani siz faaliyete ne zaman başladınız? O 2018'de. O aradaki paranın vergisini de istiyor. Şey de dinlemiyor. Hani yok ben onu yedim. Hı -hı. <laughs> yok öyle bir şey de devlet dinlemiyor tabii evet. ki. Dolayısıyla bilginiz olsun. Hani devlet kapımı çalınca ondan sonrasını öderim değil. O iş öyle işlemiyor. Geriye Aynen doğru öyle. işletiyorlar. Bilginiz Aynen olsun. Öyle. Biz evet. teknoseyir kurulduğundan beri kartları şey oynadık, kuralına göre oynadık. Bu vergileri, şeyleri de ödedik. Hani devlet bizden istemese bile biz elimizle götürüp ödedik. Enayi Aynen. gözüyle bakıldı, arkamızdan gülündü falan. Ama işte sonra böyle yasal yük artınca yine ödeyecektik. Hani e daha zor olacaktı, işte o parayı kullanmış olacaktın bilmem ne, ağlaya ağlaya ödeyecektin, belki borç alıp ödeyecektin. <laughs> evet. Biz peşin ödediğimiz için zamanında hani bize güler, insanlar bize gülerken gidip ödediğimiz için şimdi normal ödüyoruz. Hani kazandığımızı ödüyoruz. Eskileri ödememiz gerekmiyor. Aynen. He, o en başından beri çünkü böyle yaptık. Anlattığı şeyler oranların hepsi doğru. Onlara hiçbir itirazım yok. Sadece yeni vergi gelmedi. Aman öyle bir şey değil. Bu hep vardı. Evet. Ee, şimdi 4-9 Mayıs arasını konuşacağız. İyi haberlerle başlamak isterdik ama... Ee, yine bir vergi haberiyle başlıyoruz. İyi bir başlıyoruz. şey olmuyor. Özellikle Olmuyoruz. bu ülkede iyi bir şey olmuyor. Sadece vergi haberi, ceza haberi falan filan. Abi ben dün e, buradan selam o selamı var sana. Murat Şen'in canlı yayınına katıldım. E, seni çok seviyor, takip ediyor. Teşekkürler, ee, teşekkürler. orada bir e, laf ettim e, abi. diyelim. Dedim ki verginin çaresi olsa çareye vergi gelir dedim. E, e, tabii bunu ki. söylemeden <laughs> ya yani 24 saat geçmeden oldu. Hani <laughs> 200 dolar altındaki Cep telefonlarına yeni bir düzenleme geldi. Şimdi yanlış bir ifade kullanmak istemiyorum. Yeni vergi gelmedi. Ama bu dolaylı bir vergiye yol açabilir. Potansiyeli var. Ya bu telefonların ithalini zorlaştıracak evet. bir hamle yapmışlar. Aynen öyle. Özel izinle ithal edilmiş. Şimdi bunlar ucuz telefonlar. Asıl insanların aldığı telefonlar. Öyle şimdi bizim siteyi açarsın bakarsın. Yok Note 10, S20 bilmem ne böyle şeyler dolaşır ama... Bunları insanlar tüketemiyor. O şeyden hoşlanıyorlar. Yani şimdi otomobil dergisinde açıyorsun kapağında Lamborghini var. ...içinde işte bir Nemre Ferrari F50'ye bindik falan yazısı var ama kimse <laughs> Lamborghini sahibi o dergiyi almıyor zaten. Evet. Emin ol. Onlara bakılır böyle okunur sayfa sayfa hiç geçirilir o kadar. Şimdi birazcık bizim tabii o Note 10'lar, S20'ler, P40'lar falan da o statüde. Hani teknolojinin Bence. en üst noktası okunuluyor, merak ediliyor, tartışılıyor falan ama sonra A101'in sattığı anırı 7x alınıyor. Çünkü para o kadar. Çok normal bir şey bu. Çok normal. Çok normal bir şey. Şimdi bu ucuz telefonlara bir e, şey oldu. Bir darbe geliyor. Bunları böyle ithal etmek yok. Özel izinle ithal edilecekmiş. Çünkü efendim yine şey yerli malını zorla satma çabası. Hangi yerli malı ee, ama? İşte yok ki yerli te yerli telefon yok bir şey yok Murat e Vestel şimdi ben tabii manisa'da fabrika'da değilim şu an ama benim bildiğim Vestel üretmiyor telefon şu anda. Ben General Mobile biliyorsun bir sessizliğe gömüldü yeni model yok duyuru yok hani piyasada ürünü var ama bir sessizliğe gömüldü. Casper zaten benim bildiğim Çin'den Çin'de ürettiriyor değil ben mi? Ben de öyle biliyorum. E yani, yani getiriyor yani etiket basıyor. Hani yani sonuçta Vestel'de ciddiye ciddi hmm. alınacak olan bir General Mobile'dı. Çünkü gördük hani General Mobile'ın zaten fabrikasına misafir olduk. Vestel'in de biliyoruz hani hmm. Manisa'da bir üretim tesisi olduğunu. Ama benim bildiğim bunlar da şu anda bir öyle gürül gürül bir yerli telefon çıkışı yok. Ya e, şey korumaya çalışıyorsun. Zaten Murat hani evet. sözünü şu şimdi susacağım hani son şeyi söyleyeyim. Biliyorsun bu şeyi yerli ürünü korumak böyle zorla olmuyor. Ters tepiyor. Öyle. Yabancı ürüne zincir vurarak, vergi vurarak bilmem ne yerli ürünü cazip kılayım. Tamam şey mantıklı bir şeydir. Hani yerli ürünü bir şekilde koruman lazım. Çünkü öbür türlü öbür adam dünyada bir pay elde etmiş. Onun bütün avantajını üretimde, maliyette kullanıyor. Tabii ki senin sıfırdan onunla başa çıkabilme şansın yok. Elbette ki bir kanat altına alman gerekiyor ama böyle hiç de işte daha önce bir yanlış da olsa Vestel vergisi diye bir konu ol olmuştu. Hiç emin ol ki Vestel pişman olmuştur herhalde. O şeyden, negatif elektrikten. Böyle yabancı ürünlere ket vurup yerli ürünü desteklemek pek işlemiyor diye düşünüyorum ben. Abi e, hep söylüyoruz verginin adına takılmayın. E, bu aslında ana fikri devlete e, para lazım vergisidir. Bir tane vergilerdir bu. <laughs> Onun altındaki o sebeplerle çok fazla oyalanmayın aslında. Evet. Onlar şey e, bahane aslında. E, sonuçta ya burada bir vergi yok da işte. Burda vergi olayım. yok. Şimdi ne alacaksınız diyor bizden. Öyle her istedi ucuz telefon öyle. buldum getiremem diyor şey getiremezsin diyor. Şimdi ben şunu düşünüyorum abi. Ee, şimdi bu ne olacak? Nasıl uygulanacak? Bir defa bu eğer belki, e, kısıtlamaksa ithalatı iki şekilde kısıtlayabilirler. O süründürürler seni ithalatçı olarak. 3 ay süründürse sen 3 ay 200 dolar altı telefon getirmezsin. Çok net evet. bir şey yani. Ya da diyecek ki P devlet ya diyecek sen e, işte bu ay çok fazla getirmişsin. Dur bakalım. Hani bir kota koyacak evet. sana bu şekilde regüle edebilirler ve böyle olabilir. He telefon fiyatları nasıl yansır? Sen inat edersin, o belgeyi almazsın ya da sana vermezler. O telefonu yine de getirirsen vergisi 200 doların üzerinden hesaplanacak. O zaman da telefon anlamsız zaten. Niye alayım ben o evet, telefonu? Evet. Yani evet. burada devletin o şeyini görmemiz lazım. Hani bu sistemi nasıl e, e, şey yapacak, ihraç ettirecek. Eğer sen o vergiyi, şey o belgeyi 15 günde alabiliyorsan hiçbir şey değişmez aslında alırsın İtalya'nda yaparsın. Ee, yine o, kaç o olmayacaktır. Hani o yoksa bu her isteyen belgeyi alıp İtalya'da edecek evet. olsa böyle bir şeye soyunmazlar da. Orada şeyi benim düşünüyorum. kontrol mekanizması evet. bu. Evet şeyi düşünüyorum. Ee, bir yandan da biliyorsun hani bunu vatandaşlar da yapıyordu zamanında. 100 dolar aldığı şeyi 10 dolar göstermeye çalışırdı. Gümrükte evet. sen bir gel bakayım ispat et bunu derdi. Edemezsen 100 dolardan ödetirdi sana mesela. Uyduruyorum şimdi. Evet belki bir yandan da hani bunu kaçak getirenler olduğunu da biliyoruz. Hani ithalatçıların dışında. Tabii ki. Hani bunlar elenebilir. Hani onlar onlara izin verilmez. Her deriz ki demek ki niyet boymuş aslında hani kaçak en önlemekmiş bilemiyorum bilemiyorum ama kaçak zaten sonuçta kaçak diyorsun hani kaçak şey Kaçak dediğime bakma abi. Kontrolün de dedi ki kaçak dediğime bak. Katır, yani katırın, katırın üzerinde getirilen telefon şey değil ki her zaman illegal. Tabii, yani. tabii. katır saymıyorum abi. Şey de var. Hani ithalatçı sen resmi distribütör değilsin yine getirebiliyorsun. Hani paralel ithalat diyorlar ya. Evet evet. Yani belki o adam alamayacak mesela hani e, engel olunacak falan. Hani öyle bir etkisi olursa tamam ama eğer devlet ithalatı kısmak istiyorsa, o zaman hakikaten e, bu yöntemi o belgeyi belgeyi almak zorlaşır. Göreceğiz. Evet, evet, böyle bir e, sürpriz bir gelişme. 200 dolar ve 6. Evet, 200 euro dolar mu, ve 6. dolar mı, dolar. Dolar ve altı telefonlar. İşte ha, tam ama... zaten işte bin 1.000 liraya denk geliyor. Yani en çok evet. insanların ilgisini çeken telefonlar. Evet e, ve şey insanlar bizim izleyiciler şu anda bile şu haberle bile fiyatların arttığını söylüyorlar. Normal normal. Evet bakalım bunun gelişmelerini takip ederiz. Ee, Amazon Türkiye'ye KVKK cezası geldi. Toplam 1 milyon 200, İki ceza biri 1.1 milyon lira biri 100.000 bin toplam 1.2 milyon ceza oluyor. Ee, şeyle alakalı bu hani ver, veri çaldırma falan değil de efendim işte cookie koymuşlar ama söylememişler. Hani şimdi var olan her web sitesinde yazı çıkıyor ya cookie koyacağız bak ona göre falan, yerli yabancı. İşte Amazon.com.tr söylememiş. Ee, ceza. Evet. Eh. Daha çok şey hani bir yabancı firma gördüm. Niye ceza <laughs> yazmıyorum ki? şeyini veren, elektriğini veren bir olay daha. Be, ee, evet, şey de var. Bilemiyorum. Yani. Az buz biz az buz bir para değil. Bilmiyorum. Ee, Amazon e, öder ama ödeyip devam mı eder? Bak burada Ödeyip, ders alınması gereken bir şey var abi. Ondan bahsedeyim sana. Şimdi biz hep söyledik bunu. Tabii ki. Sen kendin mesela siteni nasıl işleteceğini söyleyebiliyorsun. Diyorsun ki ben senden alacağım veriyi işte saklayacağım ya da işte paylaş, neyse. Evet. Açık oluyorsun. Dedik ki bunun kanunda hiçbir bağlayıcılığı yok. Kanun ne evet. derse odur. Sen kendin yazdığın şey seni bağlar, kanunu bağlamaz. Evet. Amazon'da da bu metni okurlarsa kullanım ve satış şartları aslında e, orada yazmış nasıl kullanacağını falan filan. KVKK diyor ki kardeşim diyor önce sen rızasını alacaksın sonra evet. o işler olacak evet. diyor. Kendi koyduğun kanunlarla hareket edemiyorsun evet. şey bile olsa, e, yararına bile olsa insanların e, öyle kendi kendine bir şeyler kurallar belirleyip gidemiyorsun. Gidemiyorsun. Yani ee... Amazon aslında açık açık yazmış ne yapacağını hani senden bilgi topladığını falan evet. filan. Ama diyor ki önce rızayı alacaksın sonra yapacaksın diye. O işte o rızayı eksik bulmuş KVKK. O yüzden ya bölümüş. burada şeyi merak ediyorum ben. Tamam hani ben açıkçası kahve, KBK... tamam yani burada bir işletmede bir hata varsa tabii cezası kesilecek. Gayet normal bir şey. Fakat ben şeyi merak ediyorum. Acaba nerede bir boşluk oldu da nerede hani stajyer çocuk bir şey hata yaptı da bu çünkü Amazon'u konuşuyorsun. Yani dünyadaki herhalde en büyük internet firması mı konuşuyorsun? Hı. Hani bu adamların tabii ki şimdi daha önce Türkiye'den önce hani İngiltere'de GDPR mı ne bir şey çıktı biliyorsun. Evet, evet 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 sıkı kurallar. Hani bu adamlar bunların hepsine uymayı başardı falan. Dolayısıyla bilgi eksikliği olması düşünülemez. Sana söylemem lazım. Bak ee, e... nerede bu? Ha, bu hatayı kim yaptı? Ben onu merak ediyorum. KVKK açık açık yazmış abi gizlilik bildirimine talan etmişler oradan şeyi kendi ayağına sıkmış Amazon diyor ki e, siz işte kişisel bilgileri topladıkları bilgileri Avrupa Birliği'ne Avrupa Birliği'nden Amerika Birleşik Devletleri'ne aktarabiliriz ifadesini bulmuşlar. Bizimkiler zaten ona deliriyor hani o veri Türkiye'den çıkmayacak hani şey var ya şu anda son gün. <laughs> evet. Amazon açık açık gider yazmış. <laughs> Dolayısıyla buna da kafayı takmışlar. Bu da olmaz diyorlar. Ama demek ki işte tamam. O zaman demek ki bunların bir hukuk danışmanı falan o zaman enayilik yaptı. Evet. Hani çünkü şeysin bak teknosehir böyle bir hata yapar tamam dersin ki herifler hiçbir bilmiyor. Ya Amazon yani bunun şey yok ki. Bunun kesin 4 tane 5 tane bilmem kaç tane hukukçusu vardır. Danışmanı vardır. Hı hı. Bir kişi böyle oturup da o metinleri falan yani webmaster çay kahve içerken hazırlamaz. Onun kesin bir avukat bakmıştır, iki avukat bakmıştır ona. Buna rağmen nasıl oldu? Hani evet. Burada bir şey var, bir suçlu var. Hani ben o şeyi evet. merak ediyorum. Amazon <laughs> içinde kimin kafasının gitmesi lazım onu merak ediyorum. Çünkü hani dediğim gibi şey stajyer çocuk yazmış siteye koymuş olmaz Amazon bu. Aynen öyle. O yüzden kim kimin boşluğuna geldi ki bir kişiyle de olmaz yani bu bir zincirdir. Evet, evet. Hani onu birkaç kişi görmemiş belli ki. Ya da belli. işte bir kişi görmemiş, diğerleri de zaten otomatik olarak onay verdikleri için böyle bir şey olmuş. E artık akıllanmışlardır. Ee, tabii ki faaliyeti sürdürürler mi Bıra merak edilen o. Sürdürürler ya ben zannetmiyorum öyle o kadar da olacağını. Yani sonuçta sürdürmezsen o cezayı ödeyip gitmiş oluyorsun. Evet kazanıp da o cezayı da çıkarabilmek için sürdürmen lazım. <laughs> evet. Evet e, şimdi bir tane. Ya daha sonuçta güzel. KVKK e, zaten söylemişti işte 1 milyon lira onlar en fazla ceza kesebiliyormuş. Şimdi 1100 olmuş demek ki 1100 kesmişler çünkü bir de yüz bin ayrı kesmişler. E, güzel de hani vatandaşın daha net bilgilerinin çalındığı olaylarda KVKK'dan derin bir sessizlik hasıl evet, oluyor. Nerede bir, bu kredi kartları? Hani 463 bin kredi kartının bilgisi nasıl çalındı? Hiç o konuda bir yorumları yok. Yok. Orada bir şeyleri yok. O çalınmışın daha şeyi mi olacak canım? <laughs> ne yapalım çalınmış gitmiş diyorlar herhalde. O noktaya geldik evet senin sonunda. Ya, yani o noktada hiç böyle Şahin gibi vatandaşın hakkını koruma çabaları yok. Aynen. Olur o da olur ileride o da olur diyelim. Bak bir izleyicimiz de şey diyor hani e, genelde hani böyle süreçlerin arkasından yargı süreci işler, cezalar indirime evet. girebilir, iptal olabilir. Tabii o, onlar hiç yazmıyorlar gerçekten de hani haberlerde bunlar söyleniyor ama takipte edemiyoruz sonrasında. Evet. E, bakmak lazım gerçekten bu cezayı ödeyecekler mi yoksa mahkemeye gidip başka bir şey olacak mı? Artık e, tabii ki hani temiz yolu falan itiraz varsa kullanacaklardır. Şey olmuyor tabii çünkü sonuçta o ceza çıkınca hani mahkeme süreci bitmiş olmuyor. Her zaman bir itiraz evet. olanağı falan oluyor. Onlar yapılmazsa konu kapanmış oluyor. Evet haberi gelir nasıl olsa. E, abi, matematik öğretimi için oyun geliştirme yarışması TOGET'in bir etkinliği var. Çok güzel bir şey yapmışlar. Ha para ödüllü. Parası ödüllü aynen öyle. Ee, para şimdi ödüllü sayfasını e, da matematik verdik. öğretecek, matematik öğretecek oyun geliştiriyorsun. Aynen öyle. Şeyi de belirlemişler hani kaçıncı sınıflara falan hangi belli yırtellerde evet, var. Onları da açıklamışlar. Matematik öğretmeye yardımcı olan bir oyun geliştirirsen, e, kazanırsan parayı da alıyorsun. 1 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleşecekmiş. Haziran yani, ayında da e, daha vakit var. Haziran ayında da e, açıklanacakmış. Vakit var. Vakit akıp gidiyor. Mayıs ayı akıp gidiyor. Evet. Hani bir an önce ilgilenen, ilgilenen arkadaşların kolları sıvaması lazım. E, birincilik ödülü 7500 liraymış. Onu da söyleyeyim. E, i̇kinciye üçüncüye de ödül var. E, e, güzel bir şey abi. Matematiği bana oyunla öğretseler de bu kadar nefret ediyor olmazdım diye düşünüyorum. E, bence oyunlaştırmak <laughs> önemli bir şey. Güzel bir şey. Ya oyunlaştırma tabi her şeyde her konuda işe yarayan bir şey. Çeşitli Bu, şeyler evet. var öyle. Böyle basit işte toplama yapıyorsun ateş ediyor senin adamın falan öyle <laughs> şey vardır öyle neydi Typing of the Dead falan öyle zombili şeyli oyunlar var. Mesela yazıyorsun kelime veriyor sana yazıyor <laughs> hızlı bir şekilde yazarsan zombiyi vuruyor senin adamın <laughs> geçiyor başka zombiler geliyor falan öyle yaz, klavye öğretmek için yazım hatalarını azaltmak için öyle oyunlar şey ya Sega falan öyle şey de değil. Bu dediğim oyun öyle indi şey değil. Onun matematiklisi falan da var işte. Devamlı Hı -hı. matematik işlemleri çıkıyor. Yaptığın sürece işte ilerliyor oyun. Bunlar tabii en basiti. Tabii Onlar böyle basit şeyler. Hı -hı. Var böyle şeyler. E, linkini verdim oradan bakabilirler. Tamam. İnternetten satılık ve kiralık ev ilanı verme dönemi bitiyor abi. E, emlakçılar da hani onun için kendilerini bir anlamda tescil ettiriyorlar e, devlete. E, devlet onlara izin veriyor ve diyor ki bu izni alan emlakçılar sadece bu evleri kiralayabilir ya da satabilir. İsterse sahibinden komda versin o ilanı fark etmez. Ben kendi evime ilan veremiyor muyum? E, emlakçıyla satmak istediği de hayalet abi. Kendin satmakla uğraşmıyorsun. Emlakçıya veriyorsun. Ama emlakçının tamam. izin belgesinin olmadığını sen bilmiyorsun diyelim. O adam e, satmaya kalkarsa... Ya. Yasa dışı bir iş yapmış olacak bundan sonra. Sen o, o emlakçıyı bulacaksın bundan sonra. Senin belgen var mı diyeceksin kardeşim. Hani bu e, abicim ben anladın bu mı? Ne ne emlakçıyla şey e, belge pazarlığı? Yeter ki ha, sen şunu yapamazsın ama ticari olarak yapamazsın. O ayrı konu. Yani bugün emlakçı yani bir eksik yani bir yanlış biliyorsan düzen söylesinler Bugün hani bir emlakçı olmanın özel bir okulu bir şartı şurdu hani bu şeyden önce var mıydı bilmiyorum. Bence yoktu. Hani herkes zannedersem kolaylıkla bir emlakçı tabelası asabiliyordu. Şimdi devlet buna engel olmak istiyor. Dolayısıyla sen LP olarak ya abi benim evi satsana falan ben sana gelsem yapamazsın. Ticari belgen yok artık. Anladım. Kiracı olan her Anladım. tabelasında kiracı yazana da inan şey, şey yapamayacaksın. Emlakçı yazana da inanmayacaksın. Diyeceksin ki belgen var mı? Anladım. Peki, Ancak onlar şu... satabilirler ülkeyi pençesinde tutan bir so sorun daha böylece çözülmüş herhalde oluyor peki hayırlı olsun evet. ben ilanımı veririm satarım kardeşim kendim alım yani sen uğraşırsan ee, evet evet e, yani emlakçı üzerinden satacaksam eyvallah ama kendim satacaksam da satarım yani niye birisi komisyon alsın ki illa benim şeyimden Hı. malımdan ya adam da sana işte satış hizmeti veriyor ama o hizmeti hak etmesi gerekecek artık. O etki belgesini alması gerekecek. Her şeyin de denetimini artık o sahibinden falan yapacak. Yani bu adam ev satıyor burada. Acaba yetkili bir adam mı? Aa. Sahibinden kom sitesi mesela onu bakmak zorunda kalacak artık. Bu belli ki emlakçı dediğin kon, sektör şeyi hani herkes buradan ekmek yemesin şeyle, Hı -hı. E, düşüncesiyle bir şey istemiş ve başarmış, kabul ettirmiş. Güzel. Evet. Güzel. Öyle herkes amatör emlakçı olmasın. Dünya amatör emlakçı olmasın. Türkiye'de bilgisayarcılık hani geniş anlamda kullanıyorum. Dışında her sektörün bir böyle şeyi var. Hani dışarıdan kimseyi sokmayalım falan. Meslek birliği var. Hı -hı. Ama bilgisayar üzerine istediğini yapabilirsin. İstediğin şekilde istediğini yapabilirsin. Orada böyle bir şey sorulmaz. Evet. Aynen öyle. <laughs> Şimdi Twitter bir iş peşinde. E, saldırgan mesajları nasıl engelleriz diye düşünüyorlar. Ve e, bir e, test yapacaklarmış. Test diye bir yöntem test ediyorlarmış. Eee öyle saldırgan ifadeler kullandığını görürse sen daha yazma aşamasında kardeş bir dur hani emin misin bak bu birazcık eee <laughs> bir Evet. Şey bu, burada saldırgan ifadeler bu kırıcı olabilir. Bir daha düşün. Diye böyle ya, Ben mesaj atamayacağım. Ben mesaj atamayacağım o zaman bir daha. E... Bu şey vardı. Mesela geçmişte benim bildiğim böyle bir şey Gmail'e eklendi ya da hani plugin olarak ya da opsiyon olarak konuldu şey yapıyordu. E, ya bak göndermeyelim bu maili falan. O da senin içindeki kelimelerden yola çıkarak şey diyor. Ya sen bir daha düşün istersen falan bir evet, şey evet. plugin'di diye zannedersem ya da hani beta özelliği falandı gibi hatırlıyorum. Twitter'a onu koymuşlar demek ki. E kötü değil de bilmiyorum. Hani nasıl et o kelimelere bakıyor herhalde. Herhalde. Ee, ya şeye de bakamıyorsun. Sırf kelime bazı dildir de tabii hani özellikle her dilde olacak mıdır tahmin etmiyorum. Hemen mesela hemen Türkçe'ye uyarlayamazlar da. Şeyi anlayabiliyorlar. Zamanla gelecektir cümlenin yapısından belki anlayabiliyordur artık o kadar şey değildir. Evet, evet belki belki yani öyle bir yapay zeka sistemi kurdularsa belki şey falan da vardı mesela yine bu plugin miydi opsiyon muydu bilmiyorum hani maili gönderiyorsun o tamam diyor ama bir iki dakika beş dakika bekletiyor arkada hemen şey yapmıyor. Evet 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 iletmiyor. Hani aman gitti yanlışlıkla dersen hani geri alabiliyorsun. Falan böyle bir şeyler hep denendi. Ki iyi de bir şey bence. Özellikle o mailde hani böyle bir iki dakika olsun bekle, bekletme bence hem kimseye zarar vermez hem de nice çam devirme olayını <laughs> çözer. adamın derdi ama o mesajı yine ille de söylemekse de söyler. Hani ona onu da tabii tabii. Tabii. tabii ki. Tabii ki. Bu arada yine e, bizden bir haber finansal araçlar hakkında yorum yapmanın e, suç olduğu ol, bir döneme giriyoruz olabileceği çünkü öyle bir, bir geniş bir şey var ki onun hani şu an evet. kanundaki tanımı yani şeyden emin olamıyorsun ya bu dediğim suç mu ben şimdi dolar yükselmiş işte bununla ilgili bilgisayar parçalarına etkisiyle ilgili bir şeyler söyleyeceğim belki evet. acaba evet. suç işliyor muyum bilmiyorum. <laughs> evet nedir ee, anlamak mümkün değil. İşte borsa manipülasyonu falan çünkü şimdi, şimdi diyor tabii de, inter diyor ama internette şey var hani şimdi Elon Musk'ın yaptığı gibi ikide bir adam sürekli kaç kere ceza yedi biliyorsun bu konuda benim gıcık olmamla alakalı bir şey değil kaç kere e, ceza canım, yedi tabii. kendi firmalarıyla ilgili manipülasyon yapıyor Twitter üzerinden mesaj atarak. Yapıyor. borsa değerleriyle oynuyor. bunu tabii daha sinsi şekilde yapanlar da var. Hı hı. Ya da şey de mümkün. Hani internetin sosyal ağların yapısından ötürü, özelliğinden ötürü, hani senin hiç farkına varmadan bir yangın çıkartman da mümkün. Mesajlar çünkü iletiliyor, yürüyor bazı şeyler, mesajlar. işte böyle yaparsan ceza. Ama senin dediğin gibi yani şimdi şey ekonomistler yandı. Adam evet. ne dese acaba ceza kapsamında mı değil mi? Nasıl yorumlanacak Ay, bu? Evet, belirsiz. Ve ben bugün şunu düşündüm. Yani şimdi ben doları sözle çıkarabiliyorsam sözle de indirebilmeliyim o zaman hani sağlaması kolay. <laughs> evet. Yani, e, evet neden tek taraflı çalışıyor? Niye tek taraflı çalışıyor? Bir ikincisi evet. hani böyle bir şey varsa ben bir o zaman hani hazır bu kadar kitleye hitap ediyorum. Dolar indirme e, şeysi yapayım yeniye düzenleyeyim ben. işte ben cemaatime sesleneyim dolar düş deyip onlar cette <laughs> yazsınlar dolar düşsün diye. Düşürelim doları böyle hani eğer mümkünse. Değilse ama Allah hani, doları düşürmek kolay neydi bir batır el miydi neydi bir üstad var ya <laughs> televizyonda anlatıyor şakladanak 10 trilyon mi, 10 milyar dolar satarsan düşer düşer. <laughs> Hakikaten düşer 10 milyar doların varsa sat düşer gerçekten. Ama o 10 milyar dolarlar böyle dolapta sıra sıra beklemiyor işte mesele o. Evet. O üstadımız da artık herhalde mizah mı yaptı ne diyelim <laughs> ben. Peki öyle değil ama şey. neyse. Eee şakladanak diye aratsınlar şeyde YouTube'da çıkar üstadın videosu. Hı. <laughs> ee, işte hani doları düşürmenin yolu o düşür satarsan düşer. Var mı? Hani varsa sat düşsün. Evet. Ama var mı? Mesela var o. Mi? Zaten olsaydı böyle dertlerin olmayacaktı. Düştü düştü çıktı bilmem ne şöyle oldu. İki tane tweet geldi de dolar yükseldi. Pek böyle şey takmıyor olacaktım. Ama yok. Öyle. Öyle. evet <laughs> ee... Zaten herkes şey yani bizi çok direkt şöyle etkiliyor. İnsanlar soruyor ya dolar kuru arttı fiyatlara direkt yansıyor. Bizim sektörümüzde nasıl olacak? Nasıl sistem toplayacağız diye. E, e, artacak. zor. Zor. Yani yapacak bir şey yok, zor maalesef. Yapacak bir şey yok. Toplayamayacaksınız. Bizim için de geçerli aynısı. Maalesef. Maalesef gittikçe basit orta düzey sıradan donanımlar bile gittikçe uzaklaşıyor insanlardan. Evet. Ee, geliştirilmekte olan Wi-Fi 7 standartı saniyede 30 gigabit bağlantıları olanak sağlayacakmış. Bağlantıya olanak sağlayacak. Hem çünkü şeyi aynı andaki veri akışı sayısını iki katına çıkarıyor. O verilerin kodlanmasını sıkıştırılması gibi düşün. Neredeyse dört katına çıkarıyor. 5 GHz'in yanında da 6 GHz bandını da kullanmaya başlıyor. Bunların hepsi birleşti mi 30 gigabit bağlantı. Tabii şimdi orada e, biliyorsun o 30 gigabit zaten şey hani link hızı aktarım hızı o hiçbir zaman Wi-Fi'de o kadar olmuyor. Onun dışında o bağlantıya büyük olasılıkla yan gözle baksan hız <laughs> düşecektir. Şu anda evet, da çok mi? farklı değil ki AC, N, AC, AX. Hani evet bağlantı kurduğu hızda iletişim kurulmuyor. Ama tabii ki süper bir şey. Hani bu kapasitenin bu kadar artması süper bir şey. Ee, hiçbir zararı yok. Bunun ama hayatımıza girmesi 2022'de görür müyüz? Belki görürüz. Hani a varmış falan diye fuarda falan görürüz hayatta kalırsak. O yüzden hani şu anda router alacaktım. Yok Wi-Fi 7 çıkacakmış bekleyeyim. Yok öyle bir şey. hiç girmeyin. Çok beklersiniz çünkü. <laughs> evet. Şu andaki ihtiyacınız varsa alın. Bu çıkar. 8 de çıkacak sonuçta hani. Wi-Fi 8 de olacak. Ha, o, olacak. Yani onu bekleyemezsin. Çıktığı zaman bakarız. Onlara. Yalnız bir şey diyeceğim. Bu 5G'yi yakan güruh daha bu şeyi keşfedemedi. E, routerların da yani şimdi onların kafası <laughs> karışıyor şimdi e, şeyde ki, geçen hafta konuştuk ya Wi-Fi'deki 5 gigahertzle 5G telefonun zaten kafa karıştırdığını şimdi burada bir bakacaklar burada da 6, 6 GHz çıkıyor bir de işin ya. içine giriyor yok bir de 7 Wi-Fi 7 diyorsun bilmem ne diyorsun kafaya taktılar mı takacaklar tabii ki ona da sıra gelecek. Evet. Şimdiden şey adam var biliyorsun yok işte evde Wi-Fi'yi interneti kullanacağı zaman açıyor. Evet. Falan öyle şey var. Olacak. Olacak hep olacak. Ee, Ryzen 4000 serisi işlemcilerle ilgili haber var. Sadece evet. e, 5X serisi e, Yonga setleriyle çalışacakmış. 500 serisi. Yeni anakartlar. Galiba. Evet. Yeni yani anakartlar. 500, şu an için 570 ve... 550. B550. Evet, B550. Evet. Yeni, o B550 daha gelmedi geliyor. Gelmek üzere hatta. Evet. Önümüzdeki ay Yani geliyor. şöyle şu anda sistemin kurulu sistemin varsa 470'li ya da işte 450'li falan 4000 takamayacaksın. Daha önce böyle olmuyordu. daha hani gidiyordu. Gerçi onda da kısıtlamalar vardı ama daha bir uyumluluk her her işlemciyle yeni anakart gibi gerekmiyordu ama bu sefer soket değişmiyor ama yine de hani bazı elektriksel değişikliklerden ötürü yeni yonga seti gerekiyor yeni işlemciyle. Evet. E, ya zaten Murat, şimdi şeye bakarsan, uygulamaya bakarsan teknolojiye meraklı ya zaten yeni yeni sistem kuracak adam yeni ana yeni işlemcisiyle yeni anakart alır zaten. <laughs> Normal. Upgrade konusunda girersen de ya ben, ben şimdiye kadar açıkçası eski anakartına yeni işlemci takan bir bilgisayar meraklısını görmedim. Ben Çünkü hani bu adam meraklıysa böyle işte işlemcisini değiştiriyor, upgrade ediyor bilmem ne bu işlere e, bağlandıysa, gönül verdiyse o adam eski anakartla falan rahat etmez. Çünkü yeni anakartla mutlaka bir şeyler geliyordur. O her zaman şey ister hani o bir bahaneyle o anakartla değiştirilir. O yüzden ben açıkçası hani bu yeni işlemciyle yeni anakart gerekiyor meselesinin çok bir ha gürültü olarak evet ortalığı yıkar kullanıcılar şimdi vay benim anakartıma yeni işlemci takamayacağım falan filan ya zaten takmayacaktı ki uygulamada. O yüzden bence çok büyük bir e, kriz yaratmaz bu. Ya yani da kayıp yaratmaz. dedim mi yeni sistem toplayacak olan zaten tabii ki yeni kartı alacak. E, yeni şey, işlemcisiyle. Geçen hafta mı bir öncekinde mi konuşmuştuk B550 ile beraber 3000 kullanırsan PC Express 4.0 da geliyor 3000 serisi işlemci kullanırsan yani anakartın hakkını evet. verebilmek için zaten 3000 serisi işlemci gerekecek. <laughs> öyle öyle. X570'de ne farkı var diye sorabilirsiniz. X570'in kendisi de PC Express 4.0 destekliyor ki, chipset bazında. O yüzden de bir sürü her portu hemen hemen aklınıza gelen her portunun desteklenen port adedi sayısı daha fazla. Evet evet. Ama sonuçta B450 ile sistem kurarsan ekran kartın PCI Express 4 çalışır. Tabi AMD bir ekran kartın var, varsayıyoruz. Ee, 550 ile. Ekran kartın PCI Express 4.0'da çalışır. SSD'nin çalışır mı? SSD'de çalışıyor. mi sorun çıktı? Çalışıyor. Bir tane e, SSD tamam, daha... M2 olarak çalışacak. M2 çalış. E tamam ben zaten bunlardan başka PCI Express cihazım yok. Artık e, günümüzde. Tamam. Dolayısıyla evet. iyi ya güzel bir şey. E, 550 ile devam edebilirim hayatıma. Ha Hı -hı. şey oluyor tabii şimdi X570 en yüksek e, yonga seti olduğu için o anakartların overclock özellikleri falan filan da en yüksek oluyor. Ama normalde hani performans değişmez en azından onu söyleyeyim. Pe 550 evet. ile kurduğun sistemin performansı aynı olacaktır. Burada ben hani bir e tek şeyi düşünüyorum. Şimdi bir de arada çok unutulan X470 var. Mesela evet. o da şey kurtulamıyor bu şeyden e, yeni işlemci desteği. Onda da olamayacak. 500 serisinde Olmayacak. E şimdi Olmayacak. O, o anakartlar da 470'ler de çok pahalı anakartlardı mesela. Adam Öyle, o, öyle. Ona da çok para vermişti o adam mesela. Tabii isyan edecek mecburen. Tabii ki. Tabii ki onun yapacak bir şey yok maalesef. Evet. Bir sonraki haber. Ben şeye de Yani orada şey düşünebilirsin. Evet. Ya e, X470'li Üzerinde de belli ki bir 3000 serisi işlemcim vardır. Bir sistemin varsa 4000 serisi işlemciye geçmem hani ne kadar hayati bir şey? Yani o o tartışma, ayrı bir konu. Biraz evet. bir lüks. O biraz lüks bir terfi. Ama... Dolayısıyla hani lüksünde evet. bir bedeli var tabii. Az, ki. O zaman senin az önce söylediğin devreye giriyor bence. O adam zaten anakartını değiştirir. Değiştirir zaten işte. Sonuçta hani dünyanın sonu olmuyor bu terfinin yapılamaması. Ee... Windows 11X tek ekranlı dizüstü bilgisayarlara da gelecekmiş. Evet, o duyurulduğunda hep katlanabilir ya da çift ekranlı çıkacak olan katlanabilir ya da çift ekranlı laptoplar için çıkacağı falan söylenmişti. Microsoft bu hafta dedi ki ya biz bunu asıl normal klasik laptoplar için ön planda onlar var. Hmm. dedi. Bu tabii Windows 10'un yenisi yani Yenisi, tarih olarak yenisi ama Windows 10'un ilerisi, Windows 10'dan sonraki işletim sistemi falan değil bu Onyx. Yok. Daha çok işte internet ve buluta dayalı bir e, Windows 10 modeli diyelim, sürümü diyelim. Çok hani şey Windows 10'un işte Onyx çıkıyormuş abi ben onu kuracağım öyle düşünmeyeceksin. Öyle. Bu e, zaten o linklediğim yazıda da dikkat edersen hep Chrome Chrome osla falan, Chromebooklarla falan karşılaştırılıyor. Bu öyle Windows 10, Windows X 10x çıkmış abi Eve onu e, kuracağım. O bu öyle bir şey değil. Evet. Ya düşük e, güç tüketimi bilgisayarlarda birazcık yükü azaltacak diye anlıyorum ben. Hani bu. Evet, evet. Bir sürü şey var. Hani. Ee, değiştirilmiş hani iyileştirilmiş demeye çekiniyorum çünkü değiştirilmiş, değiştirilmiş. iyileştirilmiş iyi, iyi daha iyi olması gerekmiyor görsel falan iyileştirmeler onların iyi mi kötü mü tartışılır tabi <laughs> böyle evet. özellikleri var Android TV'nin adı Google TV olarak değişebilir evet ya çünkü şöyle şey düşünmüşler Google'ın bir süredir Android bilmem ne olan her şeyin adını Google bilmem ne olarak değiştirdiğini <laughs> fark etmişler. Dolayısıyla hani Android TV'de Google TV neden olmasın olabilir şeklinde bir çıkarım yapmışlar. Ee, bu sene içinde böyle bir şey olası diyorlar. Hmm. Gelişme. Evet. Peki bir de şey var galiba Google yönetim tarafında da hepsini aynı çatıda topluyormuş. Onun da haberi çıktı. Hmm. Bütün bu eh. işlere bakan kişi aynı olacak. Departman pardon. Ee, Huawei PC işine girmeye hazırlanıyormuş. Tabi dünya çapında değil ilk etapta ama. Ee, Laptopları var zaten. Evet. Ama o şey hani normal e, Intel işlemcisiyle Windows'la geliyor. Burada öyle değil. Burada kendi işlemcisi ve kendi işletim sistemiyle. OS'la girmeyi düşünüyorlarmış. Hmm. İşlemcide Kupeng 920 işlemcisi olacakmış. Yine kendi üretimleri. Hatta e, ana resimleri falan yayınlamışlar. Fupeng İlginç olur. Taba bile şeysiz, intel'siz, microsoft'suz bilgisayar evet. ilginç olur. Bunlar da aynı şeyi söylüyorlar. Diyorlar ki onların teknolojileri de bizim devlet güvendiğimiz için soru işareti. Özellikle kendi kurumlarımızdan başlayarak kendi işletim sistemimiz ve işlemcimiz kullanılsın diyorlar. Ama o zaman bu şey, bu ARM o zaman x86 değil. Bunun herhalde. tam detayını şu anda hatırlamıyorum abi şeyin içinde ne olduğunu. Bu o zaman çünkü harmonios falan diyorsun yani harmonios Yunus falan evet. da değil. E o zaman bu bence bu arm e, temelli işlemciler. yani Galiba sonuçta öyleydi. mobilin hani üzerine basan bir sistem herhalde. E, ya olur sonuçta şey yapıyorsun e, bunun devlette kullanacağım falan diyorsan hani onların belli başlı uygulamalar onlar onları kullanıyordur onları da aktaracağım diyorsan bu iş olur. Şey desen farklı bakarım. Çarşıda satacağım ben bunu desen ee, biliyoruz o işte o, Windows'da arma aktarıldı da ne oldu? Ne oldu? Hani e, ha, çok satarsınız eminim ki derdik de. Hani böyle devlete aktaracağım işte Windows Amerikan e, PC'lerinden temizleyeceğim falan diyorsan e, olabilir tabii ki. Evet bu arada ARM tabanlı olduğunu gördüm. E, ARM tabanlıymış. Tamam. E tamam o zaman işte bunlar e, Always On PC falan geçtiğimiz şeylerde de bir şeyler denediler biliyorsun bütün üreticiler. ARM'lı Qualcomm da oynuyor o şeye. O pazara. ARM'lı e, laptop. E, o şeyde çizgide demek ki. E yaparlar hani şu anda zaten Huawei'de bunun teknolojisi var. Hı işlemcisi her şeyi var. Ee, yaparlar bunu. Yaparlar. Ee, Microsoft kendi geliştirdikleri e, Linux işletim sistemini kırana 100 bin dolar verecekmiş. Evet. Yani kendileri bu bulut sunucularında, Azure sisteminde kullanmak için kendi Linux'larını şekillendirmişler. Onun da güvenliğini böyle test etmek istiyorlar. Evet. Para ödülüyle. Tabii, Tabii şey güzel, manalı. Nerede kalmıştık? En son Linux demiştik. Nerede? NFC ile Nfc e, Nfc tablosuz şarj birleşiyor. Şimdi NFC'ye şarj ekleme şöyle olabilir. Belki aynı anteni kullanırlar. Hani o şarj bobini var ya. NFC'nin de bir anteni var. Geçmişte o çeşitli Türkiye'de komedi olaylara neden olmuştu. O antenleri kıranlar falan. Dinleme dinleme cihazı buldum telefonda falan diye televizyon ekranlarında uzmanlar çıkmıştı. Evet. Ee, belki şey yaparlar hani o ortak bir anten kullanırlar. O bobin bir şekilde anten işi de görür belki. Ee, neden olmasın? Ee, şeymiş ama e, baştan söylüyorlar. Mevcut kablosuz şarj cihazlarının hızında olmayacakmış. Ha. Şarj edecekmiş. Ha, O zaman şöyle. Demek ki o NFC'nin antenini işte bir şekilde şarj bobini gibi kullanacak. Evet. <laughs> Şimdi kablosuz hani bu şey, bu bu icat ne işe yarayacak? Hangi derdi çözecek? Bir türlü çözemiyorum. Bir şey, Çünkü şöyle Çünkü şöyle zaten kablosuz şarj o kadar hızlı bir şey değil. Firmware update ile gelecek bir şey değil bu arada hani do yeni standart, Tabii. yeni donanım demek. Tabii. Onu da söyleyelim. İyi, kullanır gelirse kullanırız. <laughs> evet. Nintendo'da büyük çaplı bir veri hırsız, e, sızıntısı olmuş. Evet. Çok enteresan bir olay. Nintendo'yu soydular <laughs> veri anlamında. Çok ilginç bir şey. Wii'nin her şeyini çaldılar. İşletim sisteminin kaynak evet. kodlarının falan ötesinde Wii'nin yongalarının hani şöyle dedim şemalarını çaldılar. Yani Verilog planları yani. diyor. Verilog şey yongaların oto e, otokedi diyeyim hani yonga yapmanın dili. Bunları çalmışlar direkt yani V'nin kendisinin işletim sisteminin falan bırak yongalığını <laughs> çalınmış durumdalar. Yani şöyle başka şeyler de var. Hani bu V tamamıyla gitmiş durumda. Başka konsollarda var. Bu şey yani şu anda şey yapabilirler, kendi V'lerini yapabilirler ve yüzde uyumlu olarak, değil mi? E, yapabilirler. E, şeyden çalınmış. Nintendo'nun bir partnerinden, hani Yonga ürettirmekte falan e, işbirliği yaptığı bir partner firmadan çalındığı belirtiliyor. E, şimdi şey geldi tabii. Bunun üzerine hemen şey soruları geldi ya da konuşulmaya başlandı. Yani bu V'lerin Nintendo konsolların kopya koruma sistemlerini açmaya yarar mı? Yarayabilir tabii ki. Ya da şöyle emülatörlerin daha da iyi olmasını, daha başarılı olmasını sağlar mı? Kesinlikle sağlar ama şöyle bir sorun var. En fazla hani en başarılı Nintendo emülatörlerini yapanlarla görüşüldüğünde adamlar şey diyorlar. Biz diyorlar bunlara bakamayız bile. Çünkü bakmadığın sürece suç yok. Çünkü şeyden hani geri mühendislikle çözersen mekanikleri tamam ama baktın mı yandın. Yandın. Nintendo'nun zaten ne kadar saldırgan, ne kadar bu konularda huysuz bir firma olduğunu, ne kadar hani saldırgan hani bir firma olduğunu biliyorsun. dolayısıyla mesela işte çok önemli bazı emülatörleri yazanlar şey dediler. Ya biz buna gözümüzün ucuyla bile bakamayız. Biz kendimiz hani o konsolun nasıl çalıştığını kendimiz çözüyoruz şu anda yeni mühendislikle, analizle çözüyoruz. Bunu emülatörümüze ekliyoruz. O sayede de hani Nintendo avukatlarını yollamıyor. Biz dediler bu bakamayız bile açıp bu şemalara, bu sistemlere. Dolayısıyla ha tabii ki hani bakan olacak tabii ki. Tabii tabii. Şey öden olacaktır benim tahminim. Şimdi bir süredir ben TeknoSeyir için de bunu hazırlıyordum da hani bir türlü pişiremedim yeteri kadar. Bir süredir dünyada bir şey akımı var. Hardware'den emülatör eee programlanabilir yongalar var. FPGA diye. Doğru. Evet. Şimdi bir işte yeni bir ekol şey yapıyor. Sega Mega Drive yok Super Nintendo'yu falan donanımını hardware'e indiriyor. Yani hardware'in hardware e. şöyle söyleyeyim hani o Super Nintendo'nun <laughs> ruhunu çıkarıp şeye yüklüyor. Programlanabilir FPGA yongasına yüklüyor ve o senin elindeki FPGA yongasının olduğu kart direkt Super Nintendo olarak çalışıyor. Yani hardware hardware'i kopyalamış oluyorsun. Bu bir akım. Ee, uğraşıyor şu anda meraklılar. Eee Var böyle Mister diye yanlış hatırlamıyorsam Mister miydi ya da ee, bir şey çok özellikle öne çıktı ee, şey Wii'yi ee, bu şekilde hani o şemaları şeyleri o bilgiyi kullanarak V'nin böyle çekirdeklerini emülatörlere eklenecek yapabilirler mi yaparlar ama şimdi birazdan bir Nintendo haberi daha konuşacağız evet. Nintendo bu konularda çok saldırgan çok güçlü bir firma. Hiç taviz vermeyen bir firma. Hani şu andaki yasal bir sıkıntı yaşamayan emülatör projeleri riske girer. O yüzden hani şu anda bakmayacaklardır tahmin ediyorum. Hı hı. Diğer haber... Ama bu büyük evet. hani şey şimdiye kadar ki yapılmış en büyük hani elektronik hırsızlık falan gibi tanımlanıyor. Görülmemiş bir şey çünkü. Hani direkt bir Half-Life 2 oyununun source kodunu çalmaktan çok öte bir şey bu. Evet. İlk kez yongaların planlarını çaldılar. Evet. Bu müthiş bir şey olarak görülüyor camiada. Amatör programcı Super Mario 64'ü Nintendo'dan PC'ye aktarmış. Evet. Bu da Nintendo 64 oyunu. Adam bunu şöyle emülatörle falan değil. Adam oyunu PC'de çalışacak hale getiriyor. Ne tamam. nasılı çok bilinmiyor. Yani bunu bu oyunun da source kodu geçtiğimiz yıllarda aylarda sızmış. Ondan mı yararlandı? Nasıl oldu bilinmiyor. Tabii ki Nintendo kabus gibi çöktü. Bunun YouTube hani bunun oyunun videosunu, oyunun romunu, mumunu şeyini bırak, eksesini bırak. Videosunu falan yayınlayan bütün bugün videolar kaldırılmıştı <laughs> YouTube'dan. Nintendo her zamanki gibi yine e, vur deyince öldürüyor. E, fakat adam şöyle. Bunu aslında yayınlayan adam çok dikkatli. Çünkü şeyi yayınlamıyor. E, bu hani PC'de bu Mario 64'ü PC'de çalıştırabilmek için yine Mario 64'ün ROM'u lazım. Hı. Yani adam o ROM'daki grafikleri falan alıp da kendi programına kendi eliyle koymamış. Sen koyarsın diyor. Ben diyor karışmam. Ben diyor programı hani exe'yi yaptım diyor o Mario'yu koşturacak. Mario'nun resmini ben diyor vermiyorum. Vermiyor da gerçekten. Onu diyor sen aktarırsın ben diyor karışmam ona. Dolayısıyla hani kendine olabildiğince şey yapmış. Şeyde de programda da diyor ki ben yazdım programı. Hani Nintendo'nun şeyini falan source kodundan falan compile etmedim. Ben diyor yazdım bu Mario oyununu PC'ye yazdım sen diyor onun işte Mario'nun resmini onun üzerine basacağı o kaplumbağanın görüntüsünü falan da sen diyor şeyden Nintendo kartuşundan aktarırsın ben diyor karışmam orasına. Ama yine de tabi gizli ve şey de yok bu bir web sitesi download edebileceğim bir şey falan yok. Torrent'te falan çıkıyor ama tabi biliyorsun hani fake de olabilir şey de olabilir ne indirdiğini bilemezsin. Bunun bir kimse bunun linkini falan vermiyor sakın bizim yorumlarda falan da vermesinler sileriz hani hiç darılmasınlar. Hatta banlarız ederiz yani. Çünkü Nintendo'ya laf anlatmanın mümkünü yok. Vermesi kendileri de suçlu duruma düşerler zaten. Ee, böyle ilginç bir şey. Biliyorsun geçtiğimiz sene Commodore 64'te Super Mario çıktı. Evet. Nintendo onu bile şey üzerine çöktü, yasaklattı, etti bilmem ne. Yani Commodore 64'te 80 küsur yılında satılmış bilgisayar. Hani günümüzde kim Onunla oynayacak da Nintendo'nun malını almamazlık edecek. Hani ben orada oynadım diyecek ama yok adam. Ha belki haklı. Adamın en büyük sermayesi bu. Ürettiği işte karakterler, yaptığı oyunlar adamın sermayesi bu. Koruyor. Çok agresif bir şekilde koruyor. Haklı yani ortamalı olmuyor o evet. ee, Bir şey diyemezsin. Burada da ama şey çok enteresan işte. Adam kendisi bu oyunun PC versiyonu yok. Adam diyor ki ben yazdım kardeşim programı, yaptım. Em, PC programı yazdığı için emülatörde çalıştırmak falan gibi değil. Hani hızımından şey DirectX 12, 4K ekran falan her şey var. Hani çok tam iyi. PC programı yapmış adam. Ee, ilginç bir yaklaşım. Evet. Şeylerde böyle hani İki boyutlu işte benim çok sevdiğim o Altered Beast falan gibi oyunlarda hı hı. emülatör olayı sorun değil. Hani onlar iki boyutlu oyunlar sonuçta. Günümüzün düşük bilgisayarları bile onları tam hızında bütün efektleriyle falan taklit edebiliyor. Ama böyle 3D'lerde falan hala şey yok. Bir emülatörler %100 başarıda %100 hızda değil. Çünkü 3D olunca araya çok katman çok iş giriyor. Bu adamın yaklaşımı bambaşka adam. Baştan ben tamam bunun programını baştan yazarım. PC'de tam hızda çalışır demiş. Yapmış. <laughs> Tebrikler. Ne yazık ki gizli kalmak zorunda. Evet. Hani e, şey bir şey hani böyle devletler için çok operasyonlar yapan falan ajanlar şey olur ya, yani hani ölür gider. Kimse <laughs> onun öldüğünce tebrik devlet başkanı gelip de ailesini şey yapamaz. Teselli edemez. Gizlidir. Hani kimse anmaz. <laughs> bu arkadaş da böyle bu başarısının şey yapamayacak ekmeğini yemeyecek. Evet. Peki, e Electronic Arts şimdi elektronik ile ilgili bir şöyle bir bilmece var. Eski oyunlardan biri HD olarak yenilenecekmiş ama hangisi olduğu bilmiyorum. Hem de yakın zamanda. Hangisi evet. belli değil ama işte geçen çarşamba da Uğur konuk olduğunda bahsetmiştik. Benim fik tahminlerim var. Ya yani benim değil. Bütün dünyanın tahminleri var. Birisi Dead Space. Tahmin Hı -hı. Ee, bilmiyorum Mass Effect ikinci aday sen ne dersin bilmiyorum ee, yani... elektronik arz portföyünden yeniden yapılmaya değer Mesela... ya, ikisi çok de... oyun var da çok oyun var abi çok oyun var aslında da ee, Mass Effect daha yakın olabilir gibi geliyor ya bana sanki Vallahi hani Dead Space de olabilir ama bunlar da bir yandan da çok da eski değil çok eski değil evet Hani çok eski de değil. Ee, değmeyebilir yeniden yapmakla uğraşmaya daha eski bir şey çıkar mı bilmiyorum, bilmiyorum. Ama bir oyunun HT'si diye hani elektronik kendi dokümanlarına bunu koymuş. Tabii Hangisi? Geçen orla yaptığımız zinde de söyledim, ee, general'sı istiyorum, strateji oyunu olan. Onu istiyoruz biz. Ee... Bu herhalde şey değildir. Commenden Conquer falan çıkacak ama onu biliniyor. Hani onu tutup da. Evet. O, değil, o değil. Hani listede öyle EA Game falan diye sadece geçmezdi. Evet. Ee, bakalım ne çıkacak. Ve bu bu sene hani öyle 10 senelik planda da değil. Evet. Şimdi bu hafta <laughs> aslında oyun etkinliği eee Xbox'ın Xbox Evet, oyunlarınız gösterdi etkinlikte Xbox e, Series X'te çalışacak oyunlar. Evet, öyle bir e, Xbox e, önümüzdeki haftalar boyunca bir dizi yayın planladılar. Onlardan biri gerçekleşti. E, pek e, parlak bir yayın değildi. Belki Çünkü de. e, şimdi bugün bugün o konunun tartışması da geçiyordu internette oyun oynanışı yani öyle bir trailer dediğimiz hani sinema gibi video değil de oyunun oynanışı gösterilecek diye bekleniyordu ama çok az öyle şey gözüktü. Yine daha önce de sergilenen oyun videoları öyle sinema tarzı hani tanıtım videoları, trailerlar gösterildi. Yani ee, bu şey bu tabii çok tartışma yarattı ama hani bugün de mesela bir Microsoft tarafından şöyle bir iki yorum geldi. Diyorlar ki şey demedik kardeşim biz hani trailer olacak, gameplay olacak, işte röportaj olacak. Biz öyle dedik siz bir tek şeyi aldınız diyor. Oradaki gameplay kelimesine kitlendiniz. Yine bize kaldı haberler, yani yani. Haberler diyor şey öyle haberler yayınlandı. E yok şey demiyor adam biz diyor suçluyuz diyor. Yani böyle Hı. anlaşıldıysa biz kasurluyuz diyor. Ama biz diyor öyle gameplay videosu diye şey yapmadık diyor. Bir şey söylemedik. Bilemiyorum. Ya ilk yarısı çok ilginçti yayının. Çünkü daha önce gör Bright Memory diye bir şey gördük mesela. Ben çok ilgilen, çok ilginç geldi bana. Hem de bir tek bir kişi geliştiriyormuş. Bright Memory Infinite mi ne? Hı. Çok ilginç geldi bana. Daha önce görmediğimiz başka bazı şeyler de gördük. Bayağı bir oyun gördük. Fakat Skorna sonra ikinci abi? nasıl? Scorn diye bir oyun vardı. Elinin zannettik Evet, biz onu. evet, evet, evet. O yani tek bir bilgi de verilmedi. Evet. Ama direkt hani Alien'dı o. Hmm. <laughs> ben acaba promete falan öyle bir şey mi olacak diye dedim. Scorn diye bir oyun oyun ilan ettiler. Ee, i̇kinci yarısı felaketti Yani bir konuş 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 birileri konuşup durdu. Bir kere Assassin's Creed gameplay gelmedi. Yeah. Herkes onu bekliyordu. Yani Assassin's Creed gameplay reveal diye bekliyordu. Bir kere öyle bir şey geldi. Daha önceki videoyu gösterdiler. Eh, o biraz. zaten... O bir hayal kırıklığı zincirini başlattı. Ondan sonra da bir konuşma konuş bir şey 4-5 var. 4-5 <laughs> değil. 4-5. Evet. E onun üzerine vır 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 konuş konuş. Hele ondan sonra bir büyük kulaklıklı bir kız bir Polonyalı biriyle konuştu. Bir medium <laughs> mu ne diye bir oyun için. Ya ne konuştunuz kardeşim? Yarım saat boyunca sadece iki tane konuşan adam hani bir görüntü de yok bir şey de yok. Sıkıcılık dibe vurdu. Oyun da zaten hiç ilgi çekici bir şey değil. Ee, sıkıcılık dibe vurdu. Öyle şeyle bitti. Hani çizgisi gittikçe düşerek yayın bitti. Ee, şey yok. Halo Infinite yok. yok. Forza yok. Zaten olay 4 üzerine hep şey oldular. Forza'yı karıştırmadılar işin içine. Ee, beklenen hiçbir şey yok yani. Ee, Assassin's Creed gameplay yok. Yine o normalde izlemiş olduğumuz oyun videosu, tanıtım videosu. Başarısız da iyi değildi. Evet. Çok bekledi insanlar da hani yok can bizde de canlı yayın falan filan herkes Hı. ekran başına geçti. Hiç daha fare doğurdu. Öyle oldu. Ee, ek bir yeni nesil Xbox modeli Haziran ayında duyurulabilir. Evet bunu çarşamba günü de konuşmuştuk. Böyle bir söylenti var şimdi bir seri X hani çıkıyor işte biliyoruz her şeyini. Onunla da ilgili buz bu falan güzel şaka yaptılar aslında kendi yayınlarında. Ee, bir de daha hafifi, daha ucuzu S seri, şey X serisi yanına S serisi ee, ihtimali var. Deniyor ki işte önümüzdeki ay öyle bir şey gösterilebilir. Lazım mı böyle bir şey sence? Ya şöyle belli ki bu yeni konsollar biraz pahalı olacak. Belli ki. Ee, e, pahalı olunca erişimi azalıyor. İnsanların ulaşması zorlaşıyor. Bir e, daha light versiyon gerekecek belli ki. Evet. Ha, ya yani konsolun mantığına şeyine aykırı belki ama zaten o mantık falan şey de gitti. PlayStation 4 Pro, One X çıkması çıktığıyla birlikte o Tek bir konsol olur şey olur şeyi gitti. Hı hı. Zaten bu yeni oyunlarda da yeni konsollarda da şey olacak. Eski oyunlar çalışacak yani iyice karış konsolculuk olayı iyice karışacak. Dolayısıyla belki de şey çağına giriyoruz işte paran kadar konsol yani e, PC gibi <laughs> para ha özelliğine oyun hepsinde çalışıyor. Öyle bir şey ya yani düşüğünde çalışmayan oyun yok. Ama aldığın deneyim konsoluna göre belki de böyle bir çağa giriyoruz. Belki de yavaş belki de. yavaş. Destiny 2 PlayStation 5 ve e, Series X'de çalış gelecekmiş Gelecek soruya. işte. <laughs> yani gelsin ne de biliyoruz. Gelecekse. Ya artık insanlar onu oynadı, bitirdi, tüketti. Tabii ki hala oynayan var ama artık tükettiler yani. Gelir. Yani gelsin. itirazımız mı olur ama şeyle yeni konsollarında insanlar yeni oyunlar varken Destiny 2'ye bakar mı bilemiyorum. Zaten yani. gelecek. aslına bakarsan bunlar birazcık şey haberleri Murat. Zaten gelecek, zaten çalışacak. Yani bunlar işte basında yer almak için şey. Yani biz de gelelim, biz de çalışalım diye her her oyun firması duyurabilir aynı şeyi. Last of Us 2 Türkçe dublajda geliyor. Geçen hafta çok haber evet. yaptık da bu yenilik bu Türkçe dublaj olacağı ve şeyle yazıdan Evet. Altyazıdan sadece altyazı ya da menü değil, seslendirmeyle geliyor. Evet. Bir de şey konuşuyorlar. Bu nedir ya? Bu ne? E, bunun oyunun oyunun mu? Oyunu mu sızdı? Ben takip evet. etmedim. Abi, şey Çünkü yok spoiler vermeyin falan herkes tembih ediyor. Ben diyorum neyin spoilerı, ne spoilerı? Ne yani bu evet. oyunu bitirdiler mi ki bu yani? Oyun, e, bütün senaryosu sızdı. Yani her şey biliniyor şu an. Eğer kaşınırsan <laughs> sağlam spoiler yersin, sonunu falan da öğrenirsin. Ee, o şey yapmam, ya, niye, oynamam yani oynamam hani öyle bir şey yapmam. firmada zaten öyle dedi. Yani yapacak bir şey yok bu sızdı. Ee, bakmayın, <laughs> ee, şey yapmayın, <laughs> aramayın, ee, yazık olmasın diye ve hatta aslında biraz da bu yüzden ee, aslında şey çıkış tarihi belirsiz bir tarihe ertelenmişti. Sızıntının ertesi günü çıkış tarihi açıklamak zorunda kaldılar. Ee, e o zaman hazırmış demek ki. Hazırmış, evet onu anlıyoruz. Hazırmış demek ki. Peki hani bir yandan da şey de enteresan Murat hani ben böyle sürekli böyle bir şekilde gündemde kalan işlere de hafif bir yerden sonra kuşkuyla yaklaşmaya bak başlıyorum. Çünkü hep gündemdesin, hep sızdı, sızmadı. Ya öyle ama Çünkü hiç tarihi açıklanmadı, açıklandı falan. Her Doğru. hafta haber. Doğru ama sızıntı da hakikaten her şey yazıyor ve firma reddetmedi yani yok bu bizim oyunumuz değil ya da böyle değil oyun böyle gelişmiyor falan demedi kabul ettiler. Ya ben bu oyunu oynayıp keyif alıyorsam bakmam hani ha, ama tabii şey olur dersin ki ya ben şey okuyorum Mickey Mouse'un e, hayatını okuyorum internette araya bunu sokuşturuyorlar ha, olur evet, tabii yani evet, kazaya kazaya kurban gidebilirsin ama. Eğer arıyorsan da sen aranıyorsun demektir hani evet. belanı arıyorsun demektir. Ama evet. tabii adam ben başka şeye bakarken onu gördüm de oyunun zevki kaçtı falan diyorsa bir şey diyemem. Evet. Bir şey diyemem. Ee, Fortnite... Sürprizi kaçtı diyorsa. Sürprizi kaçtı evet. Neydi onun adı spoiler'ın Türkçesi sürpriz bozan mı? Öyle bir şey değil mi? Öyle bir şey. Öyle bir şey duydur, uyurdu, duyu, şey yaptılar, uydurdular da ben pek hoşlanmadım. Fortnite 350 milyon kayıtlı kullanıcıya erişmiş. Özellikle herhalde bu şey dönemi karantina yaramış. Herkes oynuyor. Herkes oynuyor evet. Şeyin Peki de... For... <laughs> Fortnite tamam. Hani Fortnite bir de şey oldu mesela e, Android'de Samsung'taydı, O normal şeye geçti. Google Play'e geçti. E, falan öyle bir e, Fortnite hala gündemimizde. günü insanların gündeminde de bir neydi? Apex Legends mı ne vardı bir ha, çıktı. Evet. Ortalığı yıktı ilk çıktığında. Sonra Bilmiyorum. bir sessizlik bir sessizlik. Var mı oynayan soralım çete var mı oynayan? Kesin musunuz? vardır oynayan kesin vardır da. Metin 2 oynayan var mı? Vardır hala. Var var hala reklamı çıkıyor bana. Metin Knight Online, Knight Online oynayan var mı? Yoktur hmm. artık o herhalde. Bence o da oynamadı. Knight Online <laughs> oynayan yoktur herhalde. Ee, şey çok hızlı tükettiler. Yani o Legends çıktığında biliyorsun nasıl ortalık geçilmiyordu ondan. Sonra yine Fortnite kaldı, PUBG kaldı. O unutuldu, gitti. Kesin nedeni yani kesin oynayan vardır da o ilk çıktığı günkü şiddet, günlerdeki şiddet o şiddet celal yok şimdi. Ama şey de geldi abi şimdi bak e, bu Warzone Call of Duty Warzone çok o da onun da çok iyi bir oyuncu sayısı var. 50 milyon muydu neydi eriştiği sayı hatırlamıyorum. Evet. Ee, evet. o da çaldı rüzgara biraz. Ya açıkçası Warzone'da ben şunu anlamadım. Sizin videolarınızı seyrettim. Ya yeni ne getiriyor ki? Bunu ben anlamadım pek. Yeni ya yeni bir şey aslında getiriyor mu tartışılır ama Call of Duty'yi getiriyor. Call of Duty'nin kendisi olay. Hani baktığın zaman onun, onun ekmeğini Tabii. yiyor aslında. Yoksa Tabii. yeni bir şey getirdiğini ben de düşünmüyorum yani. Yani. Ama yani bak, yeni ne olabilir de. Hiç, ben sana anlattığımda sen hemen şeyden vazgeçmiştin hatırlıyor musun? Ee, PUBG nedir falan diye konuştuğumuz zaman yıllar evvel. Ya demiştim ki tepeden çıplak atıyorlar. Aşağıda te, topluyorsun Topluyorsun ama te, şey tava falan da çıkabilir demiştim. <laughs> ama evet, öteki adama kaynak. ağır makinalı tüfek de çıkabilir. Çıkıyor evet. Şimdi bak şey, Warzone'da böyle bir şey yok. Warzone tamamen hani diye yapılmış bir şey. Bir defa tamam yine tepeden atıyorlar seni ama bir tabancayla düşüyorsun hemen bir Legendary silah falan etraftan bulma şansın biraz daha yüksek. Bulmasan bile İyi. normal silahı bulma şansın. Yani hep silah buluyorsun öyle söyleyeyim. Yine öyle tencere tava buluyorsun ve hemen bir mücadeleye girişebiliyorsun. E şey var hani favori silahlarını e çağırabiliyorsun. o e, atıyorlar yukarıdan. Bir, bir noktada kavuşuyorsun yani aslında kendi silahlarına da. İyiymiş. Hep böyle ya bu İyiymiş. çok güzel tutturulmuş. Denge çok iyi. Sıkılmıyorsun hiçbir zaman. Heh, yılların deneyimini konuşturmuşlar demek ki. Evet ve şey deneyim e, birebir Call of Duty deneyiminin aynısı yani. Güzel ama ben e, şimdi Warzone yüzünden normal e, team etmeçi falan e, hatırlayan kalmadı. Ya arada bir o, şey o. yapıyorlar abi bak onlar da az uyanık değiller ee, Warzone'un içinde aslında şey var son Call of Duty oyunu var Hani download ettiriyor sana bazı hafta sonları hmm. açıyorlar gidip normal Call of Duty'nin deathmatch'ini falan oynayabiliyorsun ee, teaser yapıyorlar sana buraya da gel diye ee, hep dolu yani onu da oynayan çok var çünkü alakası yok hani modların birbiriyle ama tabii en büyük fark şu Warzone bedava sonuçta. E, Call of Duty evet. hala çok pahalı. Hani indirime evet. falan da girmedi doğru düzgün. Call of Duty hep pahalıdır. Call of evet. Duty'nin 3 sene önceki de pahalı. Evet. Hani o, evet, evet. o enteresandır o. Onun şeyi bile hani diski bile e, 300 Xbox 360 zamanında falan takip ediyordum. Hani eskisi her zaman pahalıydı. O öyle. O değeri düşmeyen Bak, bir oyun. Bak hatırlattı e, şeyde e, fon, e, aynı sunucuda konsol PC Aynı anda oynuyor bu arada onu da söyleyeyim. Oynayabiliyor. Evet. Oynayabiliyor evet. O da. <laughs> ama yani şey konuşuyor Levent şey abi. Ben daha söyleyeyim. söyleyeyim. Söyle. Ne? Bir şeyle bir ilginçlik ben... var. Bak e, sen oyuna tek başına girdin ama takım ona giriyorsun diyelim. Ee, sana şey soruyor, konsolcu alma benim takımımı diye, diye şey yazabiliyoruz. Crossplay iptardı. O et, şeyde yani. de var. O e, mesela Gears of War'da da biliyorsun şey vardı, konsolcularla oynayacağım, oynamayacağım. Ee, o var ya. Sana yani. kalmış, sana kalmış ya da işte PC şeyle. Hmm. Ben daha ilginçini yaşıyorum. Ya Pixel ne? Gun 3D diye bir şey var. E, Apple an şeyle Android'le Apple oynayabiliyor. Güzel. Yani öyle e, bir mobil oyun var. Sen mi oynuyorsun? Valla ben ilk kez gördüm şeyle Android'le Apple oynayabiliyor. Hmm. Ha, oynamaması için bir teknik neden zaten yoktu hiçbir zaman ama firmalar huysuzluk yapıyorlardı. Ee, burada ilginç geldi bana. Oynayabiliyorsun Apple'cılarla Androidçiler aynı takımda, karşı takımda oynuyorsun aynı oyunu. Değil Güzel mi? bir şey. İyimiştim. Güzel bir şey. Bakıyorum da haberleri ha, bitirmişim. Bu kadarmış. Evet, bu hafta kısır bir hafta. Bu hafta pek e, öyle bir yüklü bir şey yoktu. Evet. Gelişmeler yoktu. Ufaktan tabii bilmiyorum, ay, aylardır diyebiliriz artık. Aylardır insanların evde olması mı etkiliyor? Belki, bilemiyorum. Veri akışı, haber akışı yavaştı bu hafta, düşüktü. Evet... E Bizim yayınlar ise devam ediyor. Her sorunuz varsa yanıtlarım. Ama hani onun tam tam şeyini biz Çarşamba yapıyoruz. Ee, evet. Kısmına... Çarşambaları yayınımız yine var. Ee, şey artık alıştığımız saat dokuz. Ee, orada da tabii o daha interaktif, biraz daha light. Geçen hafta hep oyunları konuştuk. Evet. Uğur konuğumuzdu. Evet. Yurtsever. 2000'li yılların oyunlarını konuştuk. 2000 ile 2010 arasının önemli, hani bizim bizim aklımızda kalmış oyunlarını konuştuk. Ki çok da 2 saat, 3 saat neredeyse konuştuk. Evet. Kim bilir kaç oyunu atlamışızdır. Dedik zaten biz, bizimle kesişmiş yolu oyunları konuşacağız diye, her oyunu konuşacağız demedik. <laughs> Onun daha sonra daha eski versiyonunu da düşünebiliriz. Daha yeni versiyonunu da düşünebiliriz. Daha günümüze yakın. Hı hı. 2000 öncesi. Ee, şey yapabiliriz. Ama o 2000'li yıllar renkli bir dönemmiş. Çünkü tam 3D hızlandırıcıların artık her bilgisayara girip e, ilerlediği dönem. Ve şeyi görüyorsun zaten. Hani ilk başında 2000 yılının oyununda işte 3D'nin ilk adımları e, ilk adımları da değil de daha hani ilkokulda daha hala ama 4 sene, 5 sene içinde mezun olmuş. Hı hı. Far Cry çıkmış çünkü. 2004 yılında mı ne? Far Cry çıkmış. Artık hani 3D <laughs> rüştünü ispatlamış. ve dev bir değişiklik. 4 senede çağ atlamış oyunların görüntü teknolojisi. Ee, önemli bir süre, dönem aslında. Yani 2010'lu yıllarda böyle bir şey yok. Böyle bir aynı tadı alacağın bir sıçrama bir şey yok. Bir çağ yok. Hımm. Ama burada e, biz bunu düşünmedik aslında karar verirken bir izleyicimizin önerisi üzerine bu dönemi ele aldık. Ama iyi denk geldi. Konuşacak bir sürü şey çıktı. Doğru. Ee, her şeyi de konuşamadık zaten. Yani o, o şey tabii. bile, hani o dönem bile daha aslında su kaldırır. Hani başka konuşmadığımız oyunlarla bakarız. Yine konuklar gelir. gelir. E, şimdiden anons etmeyelim ama yayınlar en azından devam ediyor. Çünkü yayınlar günü devam ki, ediyor. Yayınımız devam edecek tekrar işte pazartesi hamdiler olacak. olacak. Arada evet. da biz, hani bazen bazı olayları canlı olan yayınlanan sunumları biz evet. de hani çevirip bazen yapıyoruz o işlere de başladık. Öyle öyle. Ee, Umut'un bazı atakları oluyor. Evet. Ee, Uğurlar Ankara ekibi böyle oyun etkinliklerini falan kaçırmıyor. Bayağı bir yayın var bizim tarafta yani. Evet, e, takipte olursanız kaçırmazsınız. E, Teknolojiyi her evet. yerden takip edin, sosyal ağlardan da takip edin, siteye de gelin, orada da çünkü bu yayınların duyurularını yapıyoruz. Tabii e, ki. Abone olun e, ve o çana tıklayın. Ç zannedersin çünkü <laughs> çana tıklanma oranı çok düşük abi. Sonra şeyden şikayet ediyorlar, hani bildirim gelmiyor diye. O çandan olma ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Evet, çan e, onu çan, çan yoksa bildirim gelmiyor zaten. Evet. çana tıklamak e, tıklayana gidiyor. Öyle de bir şey. Sonradan gelince o çan insanların kafasını karıştırdı. Çünkü ilk başta yoktu öyle bir şey. Abone ol vardı. Yetmedi. Şimdi bir de bildirim gönder geldi. E, öyle bir şey var. Çana tıklayın diye bir <laughs> e, bize de bir söylemek. Şimdi her şeyi söyle. Canlı yayınları yayın saatinden önce yayına alıp hatırlatıcı oluştur özelliğini kullanabiliyorsunuz. Yani biz yayınlıyoruz zaten evet, yani boş ekranla. Evet. YouTube'da Tekno Seyre gelirseniz bu saat 9'da başlayacak yayının orada şeyi duruyor zaten. Evet. Hani ekranı hazır. Siz oraya girip de hatırlatıcı yap derseniz işte telefonunuza falan başlıyor diye haber geliyor. Hı. Bildirim geliyor. Bir yöntem, ayrı bir şey. O da ayrı bir yöntem evet. Evet. Peki. Hatta belki şeyden daha iyi. Çana tıklamaktan daha çok çalışan o bir tabii. şey. Evet. O Çünkü bazen o... Bildirimin geç geldiğinden falan da şikayet eden arkadaşlar var. Evet ama şey... Onu biz yollamıyoruz. Sistem yolluyor. O <laughs> yüzden biz de anca hani <laughs> özür dileriz diyor biliyoruz. Şey belli ama yani YouTube'un o sisteminin düzgün çalışmadığı belli. Hani o hatırlatıcı sistemi şey e, bildirim sistemi herkese eşit gitmiyor yani o kesin. Evet evet belli bir şey var belli bir sıkıntı var. Peki o zaman yayın bu kadar. Ee, bu videonun da podcast'te her zaman olduğu gibi ilerleyen saatlerde Tekno Seyir'de olacak. Tekno Seyir'den de dinleyebilirsiniz. Ee, Spotify'dan, iTunes'tan da dinleyebilirsiniz. Hepsinde var zaten. Evet, evet. Hatta bir numarayız. Evet, oralarda. Birçoğun bir, çoğun, bir teknoloji kategorisinde de çok iyi. Hatta iki kategoride biz bir numarayız da bizim böyle şeyleri dillendirme gibi bir huyumuz yok. Evet. Evet. Çünkü Cevdet Hamdi'nin yaptığı bilim yayını da kendi kategorisinde o da öyle. lider. Evet. E, biz de e, alışığız aslında birazcık o teknoloji şeyinde bir numara götürmeye. Çünkü o çok uzun bir süredir öyle. <laughs> e, kötü bir huyumuz var. Bunu şey yapmıyoruz. Bağırmıyoruz. Evet. E, yeteri kadar bağırmıyoruz. Hadi bu bahaneyle bir dillendirmiş <laughs> evet. olalım. Evet. Peki e, teşekkür ediyoruz herkese. Önümüzdeki hafta evet. görüşmek üzere diyoruz.